Bundan önceki videolarda bir sayıyı 10 çarptığımızda, bu sayı mesela 53 olsun, evet 53'ü 10 çarptığımızda, bu çarpma işlemi sonucunda tüm rakamların sola doğru hareket ettiklerini görmüştük. Kısa bir tekrar olması için bu işlemin sonucu 530'dur ve işlem sonucu mesela daha önce onlar basamağında olan 5'in yüzler basamağına, birler basamağında olan 3'ün de sola doğru kayarak onlar basamağına geldi biliyoruz. Ona bölünce de bunun tam tersi oluyordu, öyle değil mi? Mesela 120, evet 120'yi 10'a böldüğümüzde, bu arada bunun 120'yi 1 bölü 10'la çarpmak olduğunu da düşünebilirsiniz. Bana burada ne olacağını siz söyleyebilir misiniz? Evet, burada da tüm rakamlar sağa doğru bir basamak kayacaklar ve mesela onlar basamağındaki 2, birler basamağına, yüzler basamağındaki 1 de onlar basamağına gelecek. Evet, işlemin sonucu böylece 12 olacak. Şu ana kadar kısa bir tekrar yaptık. Şimdi de bu bilgilerimizi birden küçük basamak değerleri olan sayılar yani ondalık sayılar için kullanmak istiyorum. İsterseniz önce 3, 0,015 çarpı 10 işlemiyle başlayalım. Hemen videoyu durdurun ve işlemi kendi kendinize yapmaya çalışın. Burada da aynen burada olanlar olacak. Yani tüm rakamlar sola doğru bir basamak kayacaklar. Şu an birler basamağında 3, onda birler basamağında 0, yüzde birler basamağında 1 bir ve binde birler basamağında da 5 var. Az önce de dediğim gibi bunlar sola doğru bir basamak kayacaklar. 3 onlar basamağına gelecek. Evet, bir basamak sola kayacak. Şuraya da yazalım. 10 onlar basamağında 3 olacak. Onda birler basamağındaki sıfır, birler basamağına gelecek. Evet, birler basamağına da sıfırı koyalım. Sırada virgül var. Peki, ya onda birler ve yüzde birler basamağına ne olacak dersiniz? Hatta binde birler basamağını da yazalım. 1 bir, bir basamak sola kayınca onda birler basamağına gelmiş olacak. Binde birler basamağında olan 5 ise yüzde birler basamağına. Sayının değerini değiştirmeyeceği için isterseniz buraya bir sıfır da koyabiliriz. İşte bu kadar. Tüm rakamların bir basamak sola kaydıklarını görüyorsunuz, değil mi? Sonuç 30,15. Şuraya sıfırı da koyayım. Böylece bu ikisinin birbirine eşit olduğunu da vurgulamış oluruz. Şimdi bir de bölme işlemini, yani bunun tam tersini görelim. Haydi, 67,5'i 10'a bölelim. Ya da 1 bölü 10'la çarpalım da diyebiliriz. Videoyu durdurun ve bu işlemin sonucunun ne olacağını bulmaya çalışın. Az önce her rakamın bir basamak sağa kayacağını görmüştük. Demek istediğim 6 birler basamağına, 7 onda birler basamağına ve 5 de yüzde birler basamağına gelecek. Sayıyı yazmamı isterseniz birler basamağında 6, virgülü koyalım, onda birler basamağında 7 ve yüzde birler basamağında da 5 olacak. İşte bu kadar. Sonuç 6,75.